Bizim halk. Evet, buradayız başkan şimdi. Vatandaşın her geçen gün belediyelerden talepleri artıyor. Biz bunu çok daha derinden hissediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı olmak sıfatıyla, olmanın sıfatıyla ilçelere çıktığınız zaman, pazarlara çıktığınız zaman bunu çok daha yakından görüyorsunuz. Tabii orada göremezsiniz ama bizler pazarlara, sokaklara indiğimiz zaman bize yardım eden, bize fakirler için veya dar gelirli vatandaşlar için paket gönderenler bizden yardım istemeye başladılar. Bu 6 aydan bu yana devam ediyor. İnanılmaz bir buhran var. Alınan kokular da Ekim'le Mart arasında çok daha derin bir ekonomik yara, kriz olacağı söz konusu. Velhasıl bu ekonomik kriz gözle görünür hale geldiği için vatandaş eğilimi zaten görüyorsunuz. Daha başka bir eğilim göstermeye başladım. Yapılan ölçümlerde konuştuğumuz araştırmacılarda mesela Ateş İlyas Başsoy en az 26 belediye alacağınız dediği zaman 6 ay önceden bu 29 da olur demişti. Yarın dün pazar günü seçim olsaydı 39 belediyenin 30, minimum 30'unu alırdık. Bunu biz şunu yaptık, bunu yaptık değil. Vatandaş krizi derinden hissetmeye yeni başladı. Ülkenin gidişatını, ülkenin içine düştüğü durumu ve ülkenin geleceği bakımından da milli eğitim üzerinde oynanan oyunları yeni gördü. Bu nedenle o hani kemik olan veyahut da değişmez dediğimiz vatandaş %100 değişti. Sokakta bunu görüyoruz. Bunlar önemli tespitler ama maalesef geç kalınmış bir dönüş. Ülkenin ekonomik şartları sadece ekonomik değil, hukuksal ve ekonominin yanında eğitim, hukuk, tabii ekonomi, bu üç konu halkın, düşünen halkın, artık herkes düşünüyor, gece gündüz beynini işgal eden konular haline geldiğini, oturduğumuz yerde hiç ilgisi alakası olmayan kadının bize milli eğitim meselesini anlatmasından, ekonomiden veyahut da hukuk adalet sisteminde artık herkese bir yerde dokunuyor. O nedenle de vatandaş sade düz beklenmeyen o konuşmaları yapmasını beklemediğimiz vatandaşlardan ortaya konulunca biraz daha fazla insanın işte dikkatini çekiyor veyahut da vay be diyor. Bizim Hüsmen Aga'da veyahut da affedersiniz işte hiç siyaset ilgisi olmayan sıradan bir kardeşimiz, ablamız da siyasetçi olmuş diyoruz. Evet, Büyükçekmece'ye Büyükşehir eli ilk defa değdi 2019 seçimlerinden sonra Sayın Ekrem İmamoğlu'yla. Ama sadece Büyükçekmece'ye değmekle kalmadı. 39 ilçeye eşit bir anlayışla yaklaşımınız Türk yerel demokrasisinde İstanbul'da bir dönem başlatmıştır. Bunun için kutluyorum sizleri. Daha çok şeyler bekleniyor. Daha çok büyük işler yapacağınıza inancımız tamdır. Büyükçekmece'de ben ve ekibim 25 yıl ama
5 yılda sizin döneminizde ama meclisin meclisin ambargosu altında 30 yıllık bir ambargo altında çalışmış belediye başkanıyım. Ara vermeden. Bütün zamanların hizmetini altyapıda, altyapı zaten bize yapmadıkları için tüm zamanları yan yana koyduğumuz zaman daha öncesinde bir, iki yapımını üç yapamazsınız. Sizin döneminiz 99. Hikayesine girmeyeceğim. Bu altyapı hizmetleri İstanbul için yapılmıştır. Size, bize oy verip hizmet bekleyen halkımız için yapılmıştır. İnanılmaz işler yapıldı altyapıda. Şahsınıza, şahsınızda eski genel müdürü, ekibine, eski genel müdürümüze ve tüm ekibine, bütün büyükşehir ekibine çok teşekkür ediyorum. İşte üst yapıda da gayet güzel işler çıkartıldı. Bu 25 yıl, 30 yıl ambargo altında yaşayan bir şehir, ambargo altında yapılan bir hizmetten sonra bunların gelmesi çok bariz olarak halk tarafından algılandı, çok net olarak. Biri siyah, biri beyaz gibi görüldü. Bu karanlık günler geride kaldı. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Halkımız adına İnşallah. Teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yolumuz tabii ki sizin ifadeniz tam yol ileridir. Ama bir şey daha benim ağzımdan söylenmesi gerekir. En az şu ana kadar belki 300 belediye başkanıyla temas kurdum. Onlar benimle temas kurdular. 2 aydan beri, 3 aydan beri maaşını ödemeyen yüzlerce küçük belde, ilçe belediyelerimiz var. Büyük belediyelerin tamamı batakta. 3-5 belediyenin dışında 1402 belediyenin 100 tanesi, hadi ilçe belediyelerine katın, 1000 belediye, 1402 belediye kendini kurtarır ama 1000 belediye tam anlamıyla iflasta. Küçük belediyeler ilçe ölçeğinde, belde ölçeğinde ve diğer belediyelerde sizden başka bir beklentiye girmişlerdir. Bunu net şekilde yüzüme ifade etmişlerdir. Yarın salı, öbürsü gün çarşamba. Çarşamba günü inşallah Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olacaksınız. Bu süreçte Büyükçekmece'den Hakkari'ye kadar bütün belediyelerimize eşit yaklaşacağınıza inancımız tam. Çünkü bunu İstanbul'da ispatladınız, sergilediniz. Bu nedenle bana işte ifadede bulunan, bana derdini anlatan belediye başkanlarının dertlerini anlatmayacağım. Sadece Ekrem İmamoğlu geliyor. Bu birliğimizin imkanlarını hepimize, öncelikle biz fakir belediyelere eşit dağıtacağına, bizim elimizi tutacağına inancımız tam. Kendisine lütfen selamlarımızı ve dört gözle beklediğimizi söyler misiniz dediler birçok defa. Bu da sizin üzerinde yeni bir yüktür. İnşallah Türkiye Belediyeler Birliği'ni hak ettiği yere getirerek Türk yerel demokrasisinin gerçek şemsiyesi haline getireceğinize de ayrıca yürekten inanıyorum. Bu nedenle Türkiye Belediyeler Birliği görevinizi de şimdiden kutluyorum. Aritmetik bir sorunumuz yok. Ancak yine de bir seçim olacağı için ya çarşamba günü akşamdan sonra da böyle bir Türkiye demokrasisinin şemsiyesi altında yeni işler yapacağınızı, güzel işler yapacağınızı biliyoruz. Tam yol ileri orada diyeceğiz ve bütün gönlümüzde, bütün gücümüzde, bütün imkanlarımızla çalışmalarınıza tam destek vererek birlikte şehri, ülkeyi, belediyeciliği götürebileceğimiz yere kadar götürmeye çalışacağız. Tüm yerel demokrasinin enstrümanlarıyla, tabii ki seçilmiş 1402 belediye başkanıyla. İnşallah. Teşekkür ederiz. Evet, başkanımızın mevcutta ülkemizin düştüğü ekonomik kriz ortamında birebir vatandaşın sokakta, çarşıda, pazarda kendisine iletilen feryadı aslında dile getiriyor. Bu yerel yöneticinin bir mecburiyeti çözüm üretmek, bir mecburiyeti feryat duymak ve onunla birlikte bunu aslında iletilmesi gereken yerlere en güçlü şekilde iletmek. Bu kapsamda zaten çalışmalarımızı en fazla sosyal desteklere ayırıyoruz ve o yönde adımlar atıyoruz.
Önümüzdeki 5 yıl dilerim ve isterim ki, bunu gönülden diliyorum, hükümet bir an önce ekonomik krizi hafifleten tedbirleri alabilsin, adımları atabilsin. Çünkü gerçekten iktisadi düzelmenin yaşanmadığı bir ülkede diğer sıkıntıları çözme konusunda da hamleler ne yazık ki yavaşlıyor ve tümden bir sorunlu alan üretilmiş oluyor. Bu bakımdan herkesin beklentisi, bu işin muhalefeti ya da iktidarı yok. Ülkemizde yaratılan diyeceğim çünkü ekonomik krizin bu boyuta gelmesi tümden beceri sorunu olan insanların ekonomi yönetmesinden kaynaklı. Tabii yerel yönetim ekonomik krizin sebebi olmadığı gibi çözümü de olamaz. Ama hafifletici tedbirleri alma gayreti içerisinde. Sosyal yardımlar bunun için arttı, kent lokantaları bunun için açıldı, anne kart bunun için dağıtıldı, birçok konu daha bu yönde ortaya kondu ve gerçekten insanlarımızın nefes almasına, bir miktar da olsa ferahlamasına katkı sundu. Biz tabii çok önemli, çok değerli bir belediye başkanımızı ziyaret ediyoruz bugün. Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün, yılların deneyimi ve sadece İstanbul'da değil, Türkiye'de de yerel yönetici, belediye başkanı kimliği dendiğinde gerçekten akla gelen çok değerli bir insan, yerel yönetici, belediye başkanı. Bu kavramla biz yıllardır dayanışma içerisinde bir ilişkiye sahibiz. Beylikdüzü komşuluğundan başlayarak daha öncesinden ailevi buluşmalarımızdan, sohbetlerimizden de güçlenerek. Ama tüm sorumluluğumuzla, belediyeci kimliğimizle uzun zamandır bir aradayız. Büyükçekmece onun tarifiyle yıllar sonra ilk kez yereli ve yani ilçesiyle, büyükşehiriyle iktidar olduğu bir dönem yaşadı. Ve yerin altını kazdıkça ne kadar yalnız bırakıldığını da gördük son 5 yılda. Ama güzel altyapı hizmetlerimiz oldu. Güzelleştiren çok değerli hizmetlerimiz oldu. Ama diliyor ve istiyorum ki önümüzdeki 5 yıl onun, Sayın Doktor Hasan Akgün'ün belediyecilik yaşamındaki en başarılı 5 yıl olsun. Her en başarılı 5 yıl ilçelerdeki en başarılı İstanbul'un 5 yılı demektir. Bunu parti ya da sevdiğim ya da sevmediğim diye bir ayrım yapmam zaten. Bir ayrım yapmaksın, herkese söylüyorum. Allah utandırmasın başkanım. Amin. Başarılar dilerim. İnşallah güzel sonuçları hep birlikte bu 5 yılın sonunda Büyükçekmece halkı lehine sağlarız. Ve az önce söylediğiniz problemlerin hafiflediği, çözüme kavuştuğu bir geleceği insanlarımızın önüne hep birlikte sunarız. İnşallah. Ve Büyükçekmece halkının o kapsayan, kavrayan ve ekibin bir parçası olma duygusu, seçilmiş arkadaşlarınıza, siyasi yol arkadaşlarınıza, aynı zamanda bütün bürokraside rol alan, aktif olan bütün arkadaşlarınıza sizinle birlikte üstün başarılar dilerim. Yolumuz açık olsun.